Hocama çok farklı sorular geliyor. Tarih kitaplarında bizlere hep muhteşem Osmanlı anlatıldı diyor Kerim Omcacıoğlu. Osmanlı'yı asla inkar etmiyorum ancak çok da tavsif etmiyorum diyor. Zira Osmanlı'da Türk olmak sürgün edilmek için yeterli nedendi diyor. Burada Türklükten kastım Aleviler. Bir Sünni olarak bu durumun dile getirilmesini istiyorum diyor. Kaç Türk saraya girebilmiş ya da sarayda memuriyete tabi olmuş, makam mevki sahibi olmuş, saray Türklere kapalı mıydı diyor. Türkler biliyorsunuz 17. asır sonundan itibaren hakim zümredir. Yani artık devşirme alınmaz ve dolayısıyla imparatorlukta Türkler hem orduda, kapıkulu sınıfları içinde hem de sarayda Enderun'da yer etmeye başlarlar. Bu 17. asırda başlar ve o şekilde devam eder. Türkmen aşiretleri bilhassa Toroslarda hadise çıkarttıkları takdirde sürgün edilirler. Sürgün yerlerinden biri Kıbrıs'tır. Kıbrıslılar böyle çok Fenikeli falan diye bazıları kendilerini takdim etmeye çalışıyor ama üzgünüm kendileri bildiğimiz Torosların Türkmenleri, kavgacı Türkmenleri. Huzuru ihlal ettikleri için ya vergi memurlarıyla, tahrir eminleriyle büyük kavgaya giriyorlar ya birbirleriyle münazaları var. Sürgüne olarak gitmişlerdir Kıbrıs'a. Bundan başka Yavuz Selim Han devrinde hakikaten Safavi hükümdarlarını tuttukları için onlar da Türkmen biliyorsunuz. Oraya göç edenler vardır. Yani bu da bir nevi tabii sürülme ama göç ediyor kendileri ve Safavilere katılıyorlar. Ve Safavi ordusu savaş bakımından hemen hemen hiçbir şeysi farkı yok. Tek farkı ne? Ateşli silahlar. Yani Yavuz Sultan Selim hem Memlukları hem de Safevileri ateşli silahlar sayesinde yani bir Rönesans ordusu olarak yenmiştir. Bunun burada böyle olduğunu bilelim. Bu çok açık bir şey. Saray Türklere kapalı mıydı? Saray Türklere en başlarda 16. asırda devşirmelerin içinde Türkler yok. Çünkü güvenilir unsur olarak görünmüyor. Yani kul sınıfından olacak. Güvenilir sınıf değil. Bunların kendilerine göre bir kabile aristokrasisi oluyor. Akrabaları, sülaleleri, aşiretleri oluyor. Bu devlet için itaat bakımından güvenilir bir sınıf değil. Ama ilmiye sınıfı Türklere açık tabii. O da bir idare şeyi. Kapıkulu sınıfları yani eyalet orduları öyle. Sonra yavaş yavaş giriyor. Mesela bizim 17 sonunda 18'de kimi tanıyorsak Türk artık onlar. Yani işte Spartalı Halil Hamit Paşa, Koca Ragıp Paşa hepsi gidiyor böyle sırasıyla sadrazamlar. Tabii çok çeşitli milletler var. Tarihte bu kadar büyük bir imparatorluğu yöneten 28 adet Arnavut görünmez. Yani bu çok açık. Rum asıllılar var. Hatta Hristiyan ruhban ailelerden gelenler var. Mahmut Paşa gibi bir de Veli derler ona çünkü çok kuvvetli bir Müslüman olmuş, koyu bir Müslüman. Gene Bosna Sırplarından olduğu halde Sokullu Mehmet Paşa falan vesaire gibi. Öncelikle iyi akşamlar, hoş geldiniz tekrar okulumuza. Benim Türklük ve Müslümanlıkla ilgili bir sorum olacak. Hani sizce bir milletin veya bir devletin hani bir dini olabilir mi? Yani bu söz konusu olabilir mi? Niye Türkiye ya da Türklük, yani Türkler sürekli Müslüman olarak anılıyor? Veya hani niye anayasaya dini İslam'dır diye bir madde sokulmaya çalışıyor? Ve hani bunların her şeyin üstünde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın hani biz Müslüman bir ülkeyiz, bizden mucize çıkmaz gibi bir söylemi olurken, biz Müslüman bir ülkeyiz, bizim ülkemizden mucit çıkmaz gibi bir söylemi vardı. Çıkmaz dedi. Mucit. Mucit. Yani biz icat yapamayız, biz ara eleman ülkesiyiz gibi. O küçümseyerek mi söylüyor yoksa mucitliği mi küçümsüyor? Anlamadım ben bunu. Yani bence Müslüman, yani bence ülkeyi küçümseyerek söyledi orada hani mucitlikten. Ama çünkü ara eleman ülkesiyiz biz de. Şimdiki bakan bunu söyleyemez. Yani kimse söylemez. Türk'ten bunu çıkmaz der de Müslüman'dan çıkmaz derse biraz zor olur durumu. Yani onu söyleyeyim size. Çünkü birincisi abalı, ikincisi estağfurullah. Bunlar tabii manasız şeyler, kusura bakmasın. Bir de ben söyledim duydum, söylemedim onu da bilmiyorum. Onu bugünlerde bilmiyorum. Sayın Bakan'ı hiç tanımıyorum zaten. Fakat tanımıyorum yani ben kabinede her bakanı ayrı ayrı bilmek zorunda değilim. Yani bazıları çok iyi hakikaten. İşini çok iyi yapanlar var yani gördüğüm kadarıyla.
bazıları yapamıyor. Yani o çok açık. Bazılarının ismi cismi duyulmuyor bile. Bu her kabine için dünyada geçerli bir durumdur. Yani bütün bakanlar başarılı olamaz. Ama TOKİ başkanı olarak, TOKİ başkanı olarak Erdoğan Bey'in bu ülkeye çok hizmeti oldu. Hangi? TOKİ başkanıydı. Bu ev yapıyorlar ya. Evet. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Hep evler yapıyorlar. TOKİ için ben size konuşayım. Bu biliyorsunuz Turgut Özal zamanında ihdas edildi. Mesken sorununu çözmek için. Biz inanmadık buna. Ve sonra da dedik ki buradan iyi para götürürler falan. Fakat ilk kuran grubu hakikaten minnetle anmak gerekir ki o çok iyi bir bürokrat ve iyi bir mühendisti. Vahit Bey Erdem başındaydı. Grubu da öyle adamlardı yani nereden bulduysa bu ismi artık burada saymayayım hepsini. Cömertçe de bir kesinti yaptılar biliyorsunuz. Her çıkandan 100 dolar alıyorlardı çıkış parası önce. Kısa zamanda bir takım yerlerde mesken konusu önemli ölçüde çözüldü bu sayede. Ondan sonra aynı hızla gitmedi. Bugün TOKİ zararlıdır. Çevre açısından zararlı bir yapılaşmadır. Yani hocam şu Osmanlı'da eski daha öncesinde İslamiyet'te ya da daha öncesinde medeniyette durma noktası ne zaman oldu? Yani geriye dönüş ne zaman oldu? Herkes kendine göre bir tarih yer veriyor. Hayır, yorum meselesi. Kimi diyor içtihat kapısı kapandı Gazali ile. İçtihat kapısı kapanmaz. Çünkü sen istesen de istemesen de devamlı bir içtihat, bir özel görü olur. Bunun kapanması falan söz konusu olmaz. Yani içtihada karşı çıkanlar olur yani böyle bazı mezhepler, bazı felsefi görüşler o başka. Kimisi diyor işte 16. yüzyılda denizlere açılmasıyla dünyanın İslamlar mahvoldu. Çünkü İslamlar o anlamda denizci değildi. Bunların kabiliyeti yok derlerse gene saçmalarlar. Çünkü orta çağlarda İslam denizciliğidir yani Avrupa'yı bölen, iten. Bilmem Sumatralara kadar giden işte Hint'e çıkan falan. Bunların tarihini vermek zor ama bir şeyi kabul etmek gerekirse hakikaten 16. yüzyıldan sonra İslam ülkelerinde teknolojik olarak, ekonomik olarak, coğrafya hakimiyet yönünden bir yavaş yavaş gerileme başlamıştır. Bu hızlanmıştır. Ama 19. asırda bu dünyaya intibak içinde yeni bir gelişme başlamıştır. Yani sanayileşme, batı tipi ilimlere giriş falan 18'den itibaren. Dolayısıyla bugün Türkiye'de bir mühendislik varsa bu 30-40 yılın işi değildir. Öyle bir şey olmaz. Yani bu 2-2,5 asırlık bir şey ister. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kuruluşu 220. yılında kutlandı. Yani burası kurulmaz. 30 senedeki mühendislikle böyle üniversite kurulmaz. Yani bu mümkün değil. Yani bulamazsın yani. Şey değil. Tıp da aynı şekildedir. Mimaride büyük bir duraklama vardır ve inşallah telafi ederler. Yani Mimar Sinan'ın peşinden giderler.